Herkese merhaba. Kahve Bahane ekibinin geleceğe inatla ışık tut kampanyası bugün resmen başlıyor ve ilk mesajı vermek de bana nasip oldu. Bugünden itibaren önümüzdeki 1-2 hafta boyunca çeşitli sektörlerden, belli başlı ileri gelen kişilerden sizlere yönelik mesajlar yayınlayacağız Instagram hesabımızda. Umuyoruz ki bu mesajlar size hem ilham verecek hem de geleceğe dair bir tutamda olsa ışık tutacak. İlk mesaj bendeyse eğer, ben önce birkaç not aldım, sonra da bir düşündüm, eğer 20 yıl önceki halime dönseydim kendime neler, nasıl nasihatlerde bulunurdum diye şimdiki aklımla. Yeteneklerinize sadık kalın. Türkiye'de ne olmak için okuduysanız, ne olmak istiyorduysanız, eğer bir gün yurt dışına çıkarsanız aynı sektörde yeteneklerinizi kullanarak belirli yerlere gelebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Türkiye'de tıp eğitimi aldıysanız, mühendislik eğitimi aldıysanız gelip Amerika'da ya da Avrupa'da taksi şoförlüğü yapmaya razı olmayın. Yabancı dili, en az bir yabancı dili çok iyi öğrenin. Bu sizin daha fazla kaynağa ulaşabilmenize ve daha donanımlı olmanıza imkan verecek. Ne kadar yabancı dil o kadar iyi. Bol bol okuyun. Okuduklarınızı soruşturun. İnternet dünyanın en güzel şeylerinden biri. Keşke biz daha gençken internet olsaydı. Sonsuz bir kaynak. Ama internette yazan her şeye inanmamak gerekiyor. Lütfen okuduklarınızı kaynağına bakarak araştırın. Böylelikle daha donanımlı olursunuz. Spor yapın. Spor yapmak bir tek sporculara ait bir şey değil artık. Evde halının üzerinde bile yapılıyor. Ama sağlam kafa sağlam vücutta bulunur lafı çok doğru. Bedeninize saygı gösteriyor oluyorsunuz spor yaparak. Hem aklınıza hem bedeninize. Sporu yaşamanızın, günlük hayatınızın bir parçası haline getirin lütfen. Yaş ilerledikçe daha fazla faydasını görüyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmayın. Zamanın gerisinde kalmaya başladığınız zaman yaşlanıyorsunuz aslında. Ve açık kapılardan geçmeyi mutlaka bilin. Fırsatları iyi değerlendirin. Vizyon sahibi olun. Bugünden bir 10 sene sonra nerede ve nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi önce bir kafanızda oluşturun. Bunun hayalini kurun. Hayal kurmakla başlıyor her şey. İnanın. Sadece kendinizi güvende hissetmek için bir ilişkiye ya da bir evliliğe evet demeyin. Önce kendi kendinizi güvende hissedin. Aşk ve evlilik sonradan geliyor. Ve hayatınızda mutlaka mucizelere yer bırakın. Hepinize sevgiler.